Günaydın. Biz tatile gidiyoruz. Yolculuğumuz yaklaşık 20 dakika sürecek. Side'ye gidiyoruz. Kaç kilometre buradan Side? 15-20. Yok ya, var 30. O 30 kilometre varmış. Bayağı uzun bir yolculuğumuz olacak çok şimdi. Çok uzun tatil. Şimdi takipçimden biri sormuştu otelle ilgili, hani bize de bilgi ver diye. Gittiğimde her şeyin ufak ayrıntısına kadar göstereceğim. Tatil bile olacak. Bugünlük paylaşmayacağım. 2 gece kalacağız zaten. 2 gecelik bir vlog olacak ve her şeyi göstereceğim, yani anlatacağım. 3 gün 2 gece. Eğer beğenirsek tekrar gideriz. Biz geç rezervasyondan gayet ucuza da aldık bu tatili. Yer yoktu ya artık. Biraz daha şey yapabilirdik de. Evet, yer yoktu. 2 gecelik yer vardı. 3-4 gece kalabilirdik ama yer yoktu. Olsun, beğenirsek bir daha gideriz. Biz bu otel seçerken birincisi ucuz olmasına baktık. İkincisi şey, çocuklar için şartlarına baktım. Çocuklar için aqua park var. Normalde her otelde çocuk havuzunda şey oluyor. Bir tane, iki tane kaydırak oluyor ama bunda bildiğiniz çocuklar için aqua park var. Ayrıca çocuklar için luna park var ve diğer otellerde, luna park olan oteller için söylüyorum, ücretli. Efendim anneciğim? Evet, aynen öyle. Ücretli ama burada ücretsiz. Yani en azından otel satarken öyle dediler. Bilmiyorum, gece göreceğiz artık ücretli mi ücretsiz mi. Efendim? Hayır, aqua park gündüz açık. Gece kapalı mı? Sürekli de açık değil. 200 saat açık. Gündüz mü? Gündüz. Orada havuç kaydıraklardan su veriyorlar ya. Gerçi belli olmaz. Yoğunluktan dolayı belki uzun sürede açabilirler. Neyse, bütün ayrıntıları gittiğimiz zaman göstereceğim zaten. Bir de eğer şey olursa gece canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Tabii ben canlı yayını bu videoyu paylaşmadan önce yapacağım için zaten görmüş olursunuz. Bu gereksiz bilgi oldu. Gidiyoruz. Yolculuğumuz başladı. Baran, nasılsınız? Baran gayet mutlu. Kocam Bey öyle koşturma içindeydi gene. Sabahın köründe gitti geldi falan. Gene gideceğiz, geliyoruz. Bugün gidecek, bizi bırakın. Yok, yarın sabah geleceğim. Yarın sabah sen oğlunla uyurken ben inip kahvaltı yapacağım canım. 5'te geleceğim. 5'te geldin mi? 9'da geri gelmezsin sen. 9'da geleceksin. Gelmezsin efendim anneciğim. Ben 8'de kalacağım. Tamam anneciğim. Çünkü biliyorsunuz benim bir otelden de beklentim yemek, yani yemeğinin güzelliği. Çünkü ne kadar havuz mavuz öyle böyle olsa da biz çocuk için gidiyoruz. Çocuk eğlensin diye gidiyoruz. Bizimki yemek yani. Keyif böyle şey. Aynen. Dedim, huzurlu bir gün geçirmek. Belki para sıra sıkıntı çıkarız. Hadi bakalım. Hadi yolculuğumuz başladı. Oteli şöyle bir yandan göstereyim. Narsia. Şöyle çok dediğim gibi büyük bir otel değil. Şu taraftaki, şu yandaki başka bir otel. Bu taraftakine gideceğiz. Hadi bakalım. Şimdilik geldik. Şu gördüğünüz Serkan'ın uyku apnesi için kullandığı cihaz. Otopark sıkıntı. Küçücük bir otoparkı var. Yer olmadığı için de mecburen Serkan arabayı dışarıya park edecek. Bizi bıraktı, şimdi arabayı park edip gelecek. Evet. Donmuşsun, donmuşsun. Nasıl donmuşsun? Nasıl donmuşsun? Böyle. Şimdi babası gelsin, girişimizi yapacağız inşallah. Lobinin girişine böyle şeyler koymuşlar. Baran istedi. Kurabiye falan var böyle. Dur göstereyim anneciğim. Dur. Gel, şunlardan da istiyor musun şu kurabiyelerden? Evet. İstemiyor musun? Sadece kek mi? Tamam. Şöyle meyve suyu koymuşlar. Kurabiye falan var. Böyle zeytinyağlıları göstereceğim. Yemeğe geldik. Mantar da. Ya bak, burada patates de var aşkım. Balık buğulama bile var. Bu zeytinyağı kısmında bir de oradan şey var. Çıtır balık. Tamam. O ne bakayım? Patlıcan galiba. Patlıcan. Biber. Burada da normal salatalar mevcut. Bizim ördekle birlikte. Şurada da çok kalabalık, yemekleri çekemiyorum. Aldıklarımızı göstereceğim sadece. Yemek kısmı çok kalabalık olduğu için gösteremedim ama balık falan her şey vardı. Ben kuzu tandır aldım, kıymalı börek ve Serkan da et sütü aldı ve bu etler bizi doyurmak için yeterli. Salatalar çok tatmin etmedi beni. Sadece zeytinyağlı bir şeyler bekliyordum. Gerçi Serkan mantar falan, enginar aldı. Var mı zeytinyağlıda? Dolma falan olmadı, hiç benim gözüme çarpmadı. Hadi bize afiyet olsun. Bizim de sadece makarna yiyor. Bir şey söyleyeceğim, ben enginar hiç sevmem biliyorsunuz. Sebze sevmem zaten. Ama çok güzel.
hayret bir şekilde sebze beğendim. Üstelik enginar yani. Öyle herhangi bir sebze de değil yani. Hiç sevmediğim bir şeyi beğendim. Zeytinyağlıları da güzel. Şimdilik gireli daha bir saat oldu. Odaya çıkamadık henüz. Ama yemek, karşılama falan her şeyden çok memnunuz. Yani güzel gidiyor. Ne falan anneciğim? Yemek şart mı? Tatlıları da şöyle göstereyim. Genelde böyle bir kek üstünde değişik renklerde kremalar işte. Bunda pembe var, onda şey var, haşhaşlı revani var. Ve şerbetli tatlılar da var. Ama çok ne bileyim tatlı çekici gelmediği için bize yemekler daha güzel. Gerçekten bu kuzuyu daha çok beğendim ben mesela. Şimdi odamızı bekliyoruz. Havuzu şöyle uzaktan göstereyim. Bu büyük havuz. Kimse gözükmüyorken şöyle büyük havuzunda iki tane kaydırak var. Şimdi Baran'ı çocuk havuzuna götüreceğim. Önce bir odaya çıkabilsek. Saat 2'de tabii ki oda giriş saati. Biz erken geldik değil mi Baroş? Havuz öylesi normal. Standart bir havuz işte. Hala odaya giremedik. Bekliyoruz. Ama şöyle bir durum var. Bu kalabalıktan kaynaklı. Bir de biz son dakika rezervasyon yaptırdığımız için çok normal. Yani hiçbir tur şirketinde zaten yer yoktu. Biz oteli arayıp hani şey yaptık, yer bulduk. Yani böyle olması bence normal. Biraz geç alacaklar odaya ama olsun. Yemeğimizi falan yedik, bekliyoruz. Çok da geç alacaklarını düşünmüyorum yani. Hazır mı? Bugün hazırmış yani. Ya kılıf var şu anda telefonda, gözüküyor mu bilmiyorum ama çocuklar için olan aquapark burası. Bayağı büyük yani kaydırakları falan. Değil mi var o? Çok güzelmiş. Şimdi bana yüzmeye başlayacak. Arkadaşlar şimdi odaya geldik. Size ne kadar şanslı olduğumu göstereceğim. Bir bedavaya otel tuttuğum yetmezmiş gibi bir de aile odası. Bakın burada iki tane yatak var. Ha küçük mü? Evet çok büyük böyle ekstra lüks oteller gibi değil. Ama burada da bir odamız var. Burada çift kişilik bir yatak var. Televizyonumuz var. Burada da televizyonumuz var ve iki tane yatak var burada. Şurada dolaplarımız falan var. Şimdi aynadan beni görmeyin. Hiç güzel değilim. Burası klasik banyo. Bakayım. İşte diş fırçası, sabunu falan zaten onları kullanmıyoruz. Şimdi size bir de havuzu şuradan göstereyim. Gel üstümü değişip hemen götüreceğim. Sen aşkım bir müsaade et. Ne diyeyim mi? Ha, kimseyi de çekmeyeyim gerçi kalabalıkmış. Çocuk havuzu da buradan gözüküyor böyle. Gördüğünüz gibi kocaman bir aqua park var çocuklar için. Haydi Baroş, eğlence başlasın. Aa, dolabı da göstereyim bir saniye. Burada sıcak içeceklerimiz var. Benim için önemli olan çay. Zaten aşağıda pastane var ve sürekli orada bir şeyler ücretsiz. Anneciğim dur. Dolabı açacağım. Dolapta neler var? Suyumuz var, sodamız var ve bunlar da ücretsiz. Fantamız ve kolamız var. Her şey. Aynen, su değişimi yapılıyormuş. Şirketse. Ya bunlar bizim için yeterli şeyler. Haydi Baran çok sabırsızlanıyor. Hemen onu bir havuza götürelim biz. Son olarak kocam benim hazırlanmasını beklerken size ücretsiz şeyleri göstereyim. Bunların gördüğünüz her şey ücretsiz. Ayrıca Luna Park da ücretsiz. 18:30-20:30 arası açık. Yani sürekli yiyip içebileceğiniz bir şey bulabiliyorsunuz burada. Başım. Aynen öyle. Bizim için de önemli olan buydu. Ve ben kuzuyu da beğendim. Hani böyle ekstra lüks oteller gibi değil evet ama gayet güzeldi bence. Baran çok sabırsızlanıyor. Biz gidelim. Telefonumda su geçirmez kılıf var. Şöyle bir Baran'ı göstereceğim size. Bir saniye bizleri geçiyor. Onları gösteremem haliyle. Çok güzel oldu. Şöyle kocaman bir çocuklar için aqua park var. Ve Baran'ın keyfi gayet yerinde. Bizim için önemli olan da o. Çocuklar var. Yani zaten en başta önem verdiğim şey buydu. Baran bir saattir ve tüm şeyi tamam hayatımda. Size bir şey söyleyeceğim. Evet şu ana kadar her şey çok güzel falan. Ama aşırı kalabalık. Tamam anneciğim. Zor şezlong bulduk. Hani böyle huysuzluğunuz varsa aman şezlong bulamadım. Kıyamet koptu dünyanın sonu falan diye düşünüyorsanız mutlu olamazsınız. Ama biz bir sandalyeye koyduk havlumuzu falan. O sırada Baran oynadı. Sonra şezlong boşaldı geçtik. Sadece çok kalabalık. Başka bir sıkıntı yok yani. Şimdi bu otelin güzel bir yanından bahsedeceğim. Daha sonra ses daha azken ayrıntısı anlatacağım. Ama sürekli yiyecek bir şeyler bulabiliyorsunuz. Yani sadece sabah, öğle ve akşam şeyine tabi değilsiniz. Patates kızartması, köfte, hamburger, pizza. Neyse ayrıntılı anlatayım ben bunu size daha sonra. Şimdi birazdan akşam yemeğine ineceğiz. Oradan Luna Park'a gideceğiz. Ya da Luna Park'a gidip mi akşam yemeğine gideceğiz? Bilmiyorum. Her neyse. O zaman kalk anneciğim, hiç uzanma. Baran zaten bayıldı bayılacak.
Öyle gayet güzel. Bir akşam yemeğini de göstereyim size. Luna Park'ı da göstereyim. Mini diskosu varmış. Orayı da göstereceğim. Ondan sonra akşam son bir toparlayacağım her şeyi. Yemekler nasıldı, o nasıldı, bu nasıldı diye. Gelmek isteyenlere de fikir olur zaten. Hadi Baroş'um. Baran o kadar yoruldu, o kadar yoruldu ki. Hadi bakalım bir Luna Park'a bakalım. Biz bir 10 dakika erken geldik buraya. Ama Luna Park burası. Şöyle 2-3 tane şey var. Birazdan açılacak ağacım. Bak burada atlı karınca falan var. Orada uzakta salıncak var. Ha, şu fincanlar vardı bizim zamanımızda. Aşkım senin zamanında da var mıydı şu fincanlarda? Yok. Bizim zamanımızda vardı. Biraz şey kalıyor. Aa burada bir tane daha havuz var. Bu ne? Aa çok ilginç. Yani çok dışarıdan küçük gibi gözüküyordu ama gayet büyükmüş. Tamam hepsine binersin. Acaba önce yemek mi yesek? Hayır. Tamam, bekleyelim adamı. Açılmamış daha da onun için. Baksana hepsi kapalı. Gidelim yemeğimizi yiyelim, ondan sonra Luna Park'a gelelim. Luna Park, sonra mini disco, sonra oda. Hadi. Hadi. Şimdi gene içerisi çok kalabalık olduğu için tüm yemekleri komple gösteremeyeceğim. Ama köfte var, kıymalı pide var. Ondan sonra hindi var. Bunlar dışarıda pişenler, salatalarda böyle. Hindi vereyim bu oğluma. Bir de şey var, içeride de işte kuzu tandır falan filan var. Böyle kimseye göstermeden tatlıları da göstermeye çalışayım. Çeşit çok yani. Şimdi şöyle genel olarak ilk günümüz bitti. Genel olarak bir bilgi vereyim. Bir kere çalışanlar güler yüzlü. Personel falan süper. Bir de şöyle düşünün. Şu anda bizim geldiğimiz otel yani uygun bir otel. Fiyat olarak baya baya uygun. Ne oldu aşkım? Sen de düşüncelerime katılıp katılmadığını söyleyebilirsin. Aynen. Yemeklere gelince, şimdi bu standartlarda bir otele gittiğiniz zaman genelde şöyle oluyor. Sabah öğle, akşam gece büfesi oluyor. Onun dışında işte plajda veya havuz başında şey oluyor. İşte pide, hamburger falan. Ama hepsi saatli oluyor. Bir saat hamburger oluyor, millet kuyruk oluyor. İşte bir saat pide oluyor, millet kuyruk oluyor veya dondurma için. Şimdi bu otelin yeme içmesinden bahsedeceğim öncelikle. Normal kahvaltısı var, geç kahvaltısı var, öğle yemeği, akşam yemeği, gece büfesi sabaha kadar açık falan filan. Ama onun dışında sürekli pide var, pizza var, hamburger var. Başka ne vardı? Döner var. Döner var ve dondurma var. Evet ve bunlar sürekli var. Hani yani şey... Dondurma var. Ondan sonra pilav var, patates kızartması var. Bunlar yemekler köfte dışında var. Sürekli havuz sürekli. Kenarında. 2 havuz, 3 havuz var. Hepsinin şeyinde barları var ve anne, sürekli yiyecek, içecek anne. Servisi var. Anne, biri derin, ikisi derin. Biri derin değil, ikisi derin. Anne. Efendim. Bir tane derin var, iki de derin. Evet. Yapıştı gözüm. Yani yiyecek içecek konusunda kalitesinden bahsedeyim. Şimdi mesela akşam yemeğinde köfte belli, kasap köfteydi. Güzelce yoğrulmuş, yapılmış bir köfteydi. Ama onun dışında diğer taraflarda anne, olan köfteler hazır anne, köfteler. Efendim. En sondaki derine gelince nasıl da batıyordum? Evet, Baran'a kolluksuz yüzdüğü için batıyordu. Anne hayır, öbürü de bu değil, öbürü. Aynen. Şunu bir anlatayım anneciğim. Ondan sonra yemeklerin kalitesinden bahsediyordum işte. Yani güzel. Ya, güzel değil miydi aşkım? Bence güzeldi. Ama bir de şöyle bir durum var. Sizin beklentiniz ne boyutta? Öyle de bir durum var. Yani hani siz daha farklı, daha ekstra lüks bir şeyler bekliyorsanız sizi tatmin etmeyebilir. Ama bizim için yeterliydi. Ha sadece işte o havuz başındaki falan köfteler hazır köfteydi belli. Ama onun dışında akşam yemeği işte öğlen yediğimiz kuzu tandır falan bildiğimiz kuzu eti. Başka bir eti olsa zaten anlarım. Veya akşam dediğim gibi hindi yaptılar. Efendim? Ben bugün uyuyamayacağım. Niçin anneciğim? Çünkü sallanıyorum gibi geliyor. Sallanıyorsun. Luna Park'ta çok şey yaptın ya. Ayrıca Luna Park ücretsiz. O ekstra güzel. Mini diskosu var. Çocuklar eğleniyor. Hala eğleniyorlardı bizim uykumuz geldi diye odaya geldik. Ve dediğim gibi her şeyden önemlisi personelin güler yüzlü olması. Burası bu standartlardaki bir otele göre biz biraz geç rezervasyon yaptığımız için işte sadece 2 gece bulabildik. 2 gece boşlukları varmış. Uygun bir fiyata da geldik. 2 küsür, 2.903 civarmış. Tam net hatırlamıyorum. Ya da 300, 3.200 yani öyle bir şeydi Serkan söyledi. Tur şirketlerinden fiyat aldım. Çok daha fazlasını söylediler. Dediğim gibi bizimki geç olduğu için biz de şanslı olduğumuz için ya o fiyata gelmemize rağmen şu anda aile odasına kalıyoruz. Odamız falan da çok güzel. Yeni yapılmış bir oda. Bir de eşyaları falan da yeni.
Ya biz bilmiyorum, bizi tatmin etti ama bir de şöyle bir durumda, hani siz ne bekliyorsunuz? Sizin beklentiniz ne boyutta? Bu da önemli bence. Ha, içecekler falan da güzel. Normalde başka otele, ya şöyle söyleyeyim size, en kötü otelden en güzel otele kadar bütün otelleri gezmişimdir. Mesela içecekler kola, yani bildiğimiz Coca-Cola. Hani herhangi bir şey, bu var ya yerel firmalarda yapılan kola. Bir buçukluk açıyor adam. Aynen aynen. Odada şişelerimiz falan. Anneciğim yastığı kaldır. Anne. Hı. Taksana. Bak anneciğim, onunla bir işini bırak, bir yerine uzanır mısın lütfen? Veya sular falan normalde hani şeydir. Bu standarttaki bir otelden bahsediyorum. Bakın ekstra lüks bir otelden bahsediyorum. Evet, sınırsız suyunuz gelir. Ama bu standartlardaki bir otelde... Uyu anneciğim. Şöyle olur mesela, işte daha önce gittiğimiz için de biliyorum. İki tane su koyarlar dolaba, onun dışında odaya su getirmezler falan filan. Burada öyle bir durum yok. Sınırsız, bütün içecekleriniz sınırsız. Yemek dediğim gibi 24 saat zaten yemek var. Ama gel gelelim önemli şeye. Bizim için en önemli şey Baran için aqua park olmasıydı. Çok 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 eğlendi. Aşırı çok eğlendi. Baran için en önemlisi buydu. Böyle aqua parkı olan falan filan oteller normalde baktık fiyatlarına. Ah 50, 60, 70 bin lira falan diyorlar. Zaten biraz otel böyle lükse kaçtığı zaman şu da oluyor. En az 5 gece konaklama, en az 7 gece konaklama şeklinde şartları oluyor. Öyle olduğu zaman zaten ne Serkan'ın şeyi yeter. Hani niye suyunu getirdin? Serkan o kadar işten izin almaz. Gerçi yani işe gidecek. Tamam. Bir de bizim bütçemiz, öyle bir bütçemiz yok yani bir otele 50-60 bin lira verebilecek kadar. Biz iki gün olsun, Baran eğlensin diye geldik. Başka bir şey daha söyleyecektim. Aqua Park söyledim Baran için. Ha, Baran zaten şey, hani dondurma var, o var, bu var, sınırsız diyoruz ya. Baran gerçekten hiç gözüne gelmiyor. Sürekli havuzda, değil mi aşkım? Başka çocuklara bakıyoruz, durmadan şey yapıyorlar. Baran anne, sürekli havuzda. Ha. Nasıl zıplıyordun? Şöyle zıplamadan dalıyordum. Evet, Baran. Merdivenden kollukla gidince daha iyi rahat. Kendim yüzebiliyorum. Annem babam tutmadan. Sadece iki problem var bu otelin. Onlardan bahsetmek istiyorum. Birincisi otopark. Otopark bence ciddi bir problem. Çünkü gidiyorsun arabayı otelin dışına park ediyorsun. O şekilde geliyorsun. İkincisi de şezlong. Sadece şezlong değil. Şu anda mini diskoda bile oturacak sandalye yoktu. Şezlong bulamıyoruz. Eğer dediğim gibi huysuzsanız, illa ben işte şeyimin yer görmesi lazım, illa şezlonga oturmadan rahat edemem diyorsanız mutsuz olabilirsiniz. Ama bizim için biz zaten havuza gireceğiz. Şezlong önemli değil. Havlumuzu, çantamızı bir yere koymakta amaç. Bir sandalyeye koyduk. Girdik havuza yani. Bizim için öyle şeyler problem değil. Ama bizim Türk milletinde de biraz var. Mesela 10 kişi geliyorlar, 10 tane şezlong tutuyorlar. Oturuyor musunuz? Oturmuyorsunuz. Uzanıyor musunuz? Uzanmıyorsunuz. Sadece havuzdasınız. Terlik koymuş. Daha bir tane bikini üstü koymuş oraya. Sandal şey tutmuş. Şezlong tutmuş yani. Ya da şey, az önce mini diskoda çok garip bir şeyle karşılaştım. Adamın teki çocuğun tokasını koymuş. Sandalyeyi tutmuş. Kadındaki bu ne burada dedi. Hani kaldırayım oturayım falan dedi. Adam dedi ki çocuğum gelecek dedi. Ya dedi çocuk orada oynuyor dedi. Nereye gelecek? Gelip çocuk oturur mu buraya dedi. Adam diyor ki gelecek de ayakta mı kalsın? Kadındaki tamam haklısın, tamam. Gelsin otursun dedi ve çocuk gelip oturmadı. Çünkü çocuk yani oturmaz. Çocuğu ne kadar oturtabilirsin? Öyle yer tutuyorlar falan filan. Bunlar her otelde olur yani. O her otelde olur. Ona yapacak bir şey yok. Bizim de öyle işte aman orada oturalım, burada oturalım, keyfimize bakalım gibi bir derdimiz olmadığı için biz Baran'ın peşindeyiz zaten. O şezlong olmaması bizi rahatsız eden bir durum değil. Genel olarak durum böyle. Yarın sabah da kahvaltıdaki şeylere de götürün. Yarın sessiz olabilir misin? Baran uyuyor. Yarın sabah görüşürüz. Günaydın. İkinci günden günaydın. Baran yatamadı bütün gece, değil mi Baroş? Bakayım. Heyecandan yatamadı. Şu anda saat 6:30. Kalktık. Şimdi kahvaltıya gideceğiz. Anne, şöyle... yarım saat değil mi? Evet işte anneciğim. Şu havuzla ilgili bir şey söyleyeceğim canlarım. Büyükler de bu havuzlardan kayıyor. Normalde anne, şu suyu... Bir saniye anne. Anneciğim. Bu havuzun suyu 30 santim. Normalde çocuk havuzu, çocuk aqua parkı. Ama büyükler de hani büyük kaydıraklardan kaymaya korkanlar da anne, buradan kayıyorlar. Efendim? Şimdi salon açık. Açık mı? Tamam hadi gidelim yavaş yavaş inelim aşağıya. Bir tek biz sabahın köründe kalktığımız için... Anne. Dur anneciğim. Salon mesela belli olmayan tamam. Tamam.
Tamam. Şurası büyük havuz. Ya yani ön tarafta bir tane daha büyük havuz var. Şurada çocuk akvaparkı. 50 defa göstereceğim. Şurada da sürekli yiyecek içecek bir şeyler var. Hadi biz kahvaltıya çıkalım anneciğim. Anne kuzma. Anneciğim oradan değil buradan. Buradan unuttum galiba. Hadi. Anne orada değil. Yok mu? Anneciğim daha ısınmadı hava, acele ediyorsun havuza girmek için. Baksana bizden başka kimse var mı burada? Yok. Nasıl bu kadar uykusuzluğa dayandığına hayret ediyorum. Otur önce biraz, ayaklarını sok suya, ısınsın. Tamam, kolluğun var. Abi ya girdi vallahi. Aferin sana. Anne, sakin ol. Anne, çık o zaman. Çık, gel. Gel dinlenelim biraz, gel. Gerçekten mi? Bekle biraz su ısınsın. Anneciğim şu çok soğuk, farkındayım. Gel uzanalım birlikte. Keyif yapalım seninle. Gel havlu örtün üstüne, gel. Hadi. Bakın Baran'ın nasıl yüzüyor. Alıştı suyun sıcaklığına. Normalde kolluksuz da yüzebiliyorsun değil mi? Ama şimdi derin havuza tek girdiği için kolluğunu taktı. Sürekli yukarıdan su atıyor. Baran da onu bekliyor. Şu kova doluyor, aşağıya boşalıyor. Baran! Baran! Şöyle havayı göstereyim canlarım, yağmur başladı. Olsun, gene de şikayet etmiyoruz. İki günlüğüne tatile geldim, böyle oldu demiyoruz. Diyoruz ki baran kapkara olmuştu. Güneş azıcık kısaklandı sadece. Birazdan gene çıkacak, girecek. Değil mi havuza? Şemsiyenin altına girdim. Anneciğim sallama, şey geliyor, su damlaları geliyor. Şöyle genel bir durum bildirimi yapayım. Serkan şeyi izliyordu. Rukiye'yi. Rukiye var mıydı? Rukiye bilmiyorum kimdi. Ben de bilmiyorum kimdi. Şu topuzun biri aşağıdan olmuş. Neyse yağmur yağdı ama tabii ki üzülmedik biz. Herkes havuzdan çıktı. Biz rahat rahat tek başımıza girdik. Yapacak bir şey yok. Son günümüz, son gecemiz aslında bugün ama Serkan görüşmüş. Hani bir gece ve iki gece. Kaç gece? Üç gece. Kaç gece? Bilmiyorum. Kaç gece olursa işte şey yapacak. Eğer evet yarın gelmeyen birileri olursa biz biraz daha uzatacağız tatilimizi. Biz dediğim gibi son anda aldığımız için sadece iki gecelik boş yer vardı. Ama dediğim gibi eğer gelmeyen olursa, boş yer olursa falan filan tatilimizi uzatmayı düşünüyoruz. Genel olarak otelle ilgili bütün bilgileri vermeye çalıştım size. En önemlisi personeller güler yüzlü. Antalya'daki otellerin çoğunluğunda bu böyle bir sıkıntı var. Türklere çok iyi davranmıyorlar falan filan gibi. Yani ama bir kadın var, müdür mü nedir? Evet, müdür. Beş kare suratla geziyor. Evet, bir tek müdür suratsız, cidden suratsız yani. Ama onun dışında bütün personeller, resepsiyonist olsun, işte o barlarda çalışanlar, işte o ne diyorlar onlara, pool bar, snack bar falan hepsinde çalışanlar gayet güler yüzlü. Garsonlar falan deseniz güler yüzlü. Yemek dediğim gibi yani beklentiniz çok büyük değilse fazlasıyla karşılayacak bir otel. Ayrıca bizim çocuğumuz hani diğer çocuklar sürekli gidelim dondurma alalım, o gözleme alalım, hadi pide alalım falan filan modunda, biz Baran'a zor yemek yediriyoruz. Havuzdan çıkmak istemiyor. Ama her şey güzel, her şey yolunda bence. Bakalım şimdi ineceğiz işte, birazdan akşam yemeğimizi falan yiyeceğiz. Ondan sonra Baran tekrardan Luna Park'a gitmek istiyor. Yağmur yağıyor, Luna Park'ı açarlar mı açmazlar mı bilmiyorum. Açmazlarsa bir de kapalı bir oyun salonu varmış. Galiba otelde tek ücretli olan şey o, kapalı oyun salonu. Onda da bir kart veriyorlar. Kartınızda 40 lira yüklü oluyor. Onun üstüne kullanacak olursanız ayrıca para yüklüyorsunuz. Bakalım eğer yağmur yağdı Luna Park'ı şey yapamazlarsa, açmazlarsa Baran'ı oraya götürmeyi düşünüyoruz. Zaten Baran için geldik tatile yani. O ne isterse onu yapıyoruz. Bir şey daha diyecektim de unuttum. Ne diyecektim? Bir şey daha diyecektim, unuttum. Neyse. Genel olarak durum böyle. Umarım hani kafanızdaki soruları cevaplamıştır. Otel olarak biz beğendik. Bakalım. Gayet keyifli bir otel. Ha, ya çocuk için istiyorsanız, çocuk için gayet çocuğun eğlenebileceği bir otel. Bu sabah gösterdiğim bir
çocuk akvaparkı var. Onun yanında bir tane büyük havuz var. Bir de diğer tarafta büyük havuz var. Ama o büyük havuzda sürekli müzik, sürekli animasyon, sürekli bir etkinlik falan olduğu için bizim kafamız onu kaldırmıyor. Biz galiba yaşlanmışız. Biz sadece Baran eğlensin diye. Bu arka taraf bizim için yeterli yani. Gayet güzeldi. Şöyle kimse yokken hızlıca bir restoran da göstereyim. Böyle dışarısı da büyük. Yemekler burada. Yemekler gösteremiyorum. Orada kalabalık olduğu için. Ama benim damak tadıma güveniyorsanız güzel. Değil mi? Evet, en azından evet. Löpet var. Arkadaşlar buradaki 5. öğünümüz hepsinde böyle kuzu ya tandır ya haşlama kuzu var yani. Bu da benim için yeterli. Geliyorum anneciğim, tamam. Bakın bu da ön tarafta büyük havuz dediğim havuz. Zaten dün de göstermiştim ama yağmur hala yağıyor. Yani Antalya'da yazın ortasında. Bir de burada en son göstereceğim yer böyle bir oyun salonu var. Çok o tarafta göstermem ama normal. İşte Baran'ı götürdüğümüz oyun parkları gibi. Anneciğim onu ne yapmaya çalışıyorsun? Hadi bas gaza Baran. Harikasın be. Gaza bas, 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 gaza bas. Hele bakalım, burada kullan. Aşkım oraya bakma, oraya. Dakika bir, gol bir. Gaza bas. Gaza basacaksın da. Ama az basacağım, belki 30'a gideceğim ben. Oğlum öğret anneni. Hey. Bu geceyi de bitirdik. Yani Baran erken uyuduğu için erken çıkıyoruz odaya. Ben de yanmışım biraz. Neyse, genel olarak otelle ilgili bilgi vermeye çalıştım size. Dediğim gibi bu standartlarda ucuz bir otel için bence gayet güzel. Biz memnun kaldık. Ama sizin beklentinize bağlı hani memnun kalıp kalmamanız. Bir de biz hani çok ufak tefek pürüzleri görmezden gelen hani ama hadi mutlu olalım falan diye devam eden insanlarız. Ki sadece çok kalabalık olması dışında hiçbir problem yoktu değil mi hayatım? Aynen. Kalabalık olması dışında hiçbir problem yoktu. Şezlong bulamıyorsunuz. Onun için de dediğim gibi bizim için problem değil. Sandalyeye koyuyoruz havlumuzu. Geliyoruz havuza yani. Umarım sorularınızın cevaplarını almışsınızdır bu vlogta. Ben soracağım. Ben yarın önce cüp diye havuza atacağım. Tamam. Eğer yarın uzatabilirsek yarın da uzatacağız. Veya iki gün daha uzatacağız. Bilmiyoruz. Yarın sabah belli olacak boş oda durumuna göre. Ama bu videomda bu kadar canlarım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı beğendiyseniz abone olsanız çok sevinirim. Hoşça kalın.